İyi akşamlar değerli Olay TV izleyenleri. 24 Haziran'a doğru artık tablo netleşmeye başladı. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı da belli oldu diyebiliriz. Çok olağanüstü bir gelişme olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce. Onun öncesinde daha flash bir gelişme yaşanmıştı. 4 siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti milletvekilleri listesinde İttifak girişiminde bulunmuş. Bugün protokolün imzalanması gerekiyordu. Ancak protokol çalışmalarının devam ettiği yönündeki bilgi nedeniyle protokol imzalanması gelecek günlere sarktı. Şimdi bu iki konuyu temel alarak programımıza başlıyoruz. Sevgili izleyenler, her zaman olduğu gibi Doktor Can Ulusoy ile birlikte. Can Ulusoy, Muharrem İnce'den başlayalım. Potansiyel adaylar arasındaydı Muharrem İnce. Açıkçası son güne kadar Muharrem İnce ismi ağır basmıyordu. İlhan Kesici ismi üzerinde duruluyordu. Ancak son gün, son akşam, daha doğrusu dün akşamdan söz ediyorum, Muharrem İnce ismi Cumhuriyet Halk Partisi kulislerine düştü ve nihayetinde Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu. Şimdi geçen programımızda İlhan Kesici ismi üzerinde duruyorduk. İlhan Kesici aday olması halinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk turdaki stratejisine daha uygun bir aday olacağını düşünüyorduk. Önce şunu irdeleyelim. Neden Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından aday yapıldı? Çünkü bu tasarrufun Kılıçdaroğlu'nun tasarrufu olduğuna dair bir öngörüye sahibiz. Ankara'dan gelen bilgilere göre MHK içerisinde İnce ismini istemeyen birçok kişi var. Ancak genel başkana yetki verildiği için bu kararın da Kılıçdaroğlu'nun kararı olduğunu söyleyebiliriz. Ne diyorsun? Kılıçdaroğlu neden Muharrem İnce ismini tercih etmiş olabilir? Kemal Kılıçdaroğlu bence seçime yönelik bir hamle yapmadı. Yani seçim sonrasına yönelik bir hamle yaptığını düşünüyorum. Yani şöyle, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik mi yoksa parlamentodaki çoğunluğu ele geçirmeye yönelik bir hamle mi? Hangisi? Bence Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki genel başkanlığı sürdürmeye yönelik bir hamle. Yani şimdi yani tarihi bir seçim olarak bakılan bir seçime bu bakış açısıyla gidebilir mi Kılıçdaroğlu? Ben sanırım ikinci tura kalmasını istediği isim Meral Akşener. Öyle olduğunu düşünüyorum. Tabii ikinci tura kalırsa seçimler. Kalırsın. Yani Muharrem İnce'nin aday olması AK Parti'yi zannedersem psikolojik olarak çok rahatlatmıştır. Yani şimdi İlhan Kesici'yi aldığımızda işte bir devlet adamı, değil mi? Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığı yapmış. Hı hı. Son derece kültürlü, bilgili, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu doldurabilecek biri. Uzlaşmacı. Evet ve hiç kimse yani Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanken neden aday olmadı sorusunu İlhan Kesici aday olsaydı çok yüksek sesle söyleyemezdi. Neden? Çünkü şunu diyebilirlerdi. Yani biz Cumhurbaşkanlığına, Türkiye'nin birinci koltuğuna siyasal yönü olan ama aynı zamanda da bütün kesimleri birleştirebilecek bir ismi önerdik. Şimdi Muharrem İnce, yani kimse kusura bakmasın, karikatür gibi bir durum. Yani kendi kongrende CHP genel başkanlığı koltuğunu layık görmediğin birine Türkiye'nin bir numaralı koltuğunu layık görüyorsun. Kendi delegelerinin, yani kendi parti seçmenlerinin, parti içindeki seçmenlerinin, çünkü delege aslında partinin değil mi? Seçmenidir. Yani üyeleri kongre seçmenidir. Tabii evet. Üyeleri temsilen, hatta işte ikinci seçmen gibidir. Evet. Yani senin kendi kongre delegelerinin seçmediği birini diyorsun ki ey Türk halkı, siz onu Cumhurbaşkanı olarak seçin. Eğer Muharrem İnce'nin oy potansiyeli Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha büyüktüyse o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, o zaman CHP'nin genel başkanı Muharrem İnce olsaydı niçin Muharrem İnce'yi seçmediler? Yani nereden tutarsanız elde kalacak bir tercih bu. Dünyada da bir örneği yoktur. Yok, doğru. Yani bir hiç kimse Muharrem kongrede kendi yarıştığı adayı ülkenin en önemli koltuğuna aday göstermez. Bak, bütün partilerin genel başkanları aday. Evet. Tek istisna CHP. Benim yarınki yazımda belirttiğim konular bunlar. Bu istisna eğer İlhan Kesici gibi, Abdülhatif Şener gibi
bir isim üzerinden olsaydı, yani ikinci turu düşünerek yapılmış bir hamle olsaydı anlaşılırdı. Hani denirdi ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı meselenin aciliyeti gereği ve zarureti üzerinden böyle bir karar verdi. Fakat Muharrem İnce ikinci turun hani bütün Türkiye sattığını kapsayacak bir aday olması çok büyük bir soru işareti. Bu şey gibi AK Parti'nin adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan değil de Ahmet Davutoğlu gibi bir aday çıkartması ya, tabii, şeklinde yorumlanabilir değil mi? Yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu parti dışında, yani partiden kendisi dışında bir ismi önerecekse olması gereken son kişi kendi rakibi olması lazım. Çünkü rakip demek ne demek? Yani sen niçin onun kongrede karşısına aday oldun? Memnun bu şu demektir. Ben daha iyiyim. Daha iyi. Yani Muharrem İnce'nin vasıfları Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmek için yeterli değildir diye düşündün. Mesela çünkü bir insan CHP Genel Başkanlığı koltuğuna adaysa kendisini o koltuğu doldurabilecek en liyakatli insan olarak görür değil mi? Sen o liyakati CHP Genel Başkanlığında Muharrem İnce'de görmezken Türkiye Cumhurbaşkanlığında nasıl görüyorsun? Ha şimdi şey diyebilirler, efendim parlamenter sisteme geri dönüşü savunuyor CHP, o noktadaki Cumhurbaşkanı. Ya yapmayın, o noktadaki Cumhurbaşkanları bile hep partilerin liderlerinden çıktı. Abdullah Gül istisna, o da Tayyip Erdoğan 2007'nin olağanüstü koşullarından dolayı böyle bir hamleyi Abdullah, yapmak zorundaydı. Abdullah Gül muhafazakar kesimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alternatifi olabilecek ve Tayyip Erdoğan'a gidebilecek oyları kesebilecek tek isim. Evet. Zaten o yüzden AK Partililer ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresindekiler Gül'ün aday olmasını istemediler. Hayır, ben şeyi söylüyorum, yani 2007'deki Gül'ün aday gösterilmesi liderler dışındaki tek örnek. Bak neden? Celal Bayar Cumhurbaşkanı oldu. Ama partinin o da lideriydi. Liderdi. Tabii, bak, Gül onu, başbakandı. Bak onu sayıyorum. Yani, evet. Özal Cumhurbaşkanı oldu, partinin lideriydi. Evet. Demirel Cumhurbaşkanı oldu, partinin lideriydi. Yani hepsi başbakanlığı reddetti. Ecevit zaten olamıyordu, lise mezunu. Hı hı. Üniversite mezuniyeti yok. Amerika'da ikinci sınıftan ayrıldı. Evet. Devam etmedi. Yani üçüncü sınıftan ayrıldı. Tayyip Erdoğan olağanüstü bir dönem karşısında, o zaman Abdullah Gül'ü çıkarttılar. Çünkü başbakan olarak icra koltuğunda oturması, o dönem itibariyle kendisinin mücadele ettiğini düşündüğü kesimlerle olan ilişkisinde belirleyiciydi. Fakat bir sonraki seçimde kendi adayı oldu. Yani parlamenter sistem içindeki Cumhurbaşkanlığı koltuğu bile Demirel'in tabiriyle söylersek hiç kimsenin reddedemeyeceği bir makamdır. Bu kadar mühim bir makama, hele hele yani kazansam bile parlamenter sisteme dönüp dönemeyeceğin belli değil. Çünkü onun da bir sürü başka koşulları var. Bu şartlar altında yani kongrede CHP genel başkanlığına layık görmediğin için, seninle beraber delegelerin de layık görmediği için seçmediğiniz bir insanı gelin Türkiye'de halka seçin şimdi diyorsunuz. Bunu bir kenara bırakalım. Bir de Muharrem İnce'nin siyasal çizgisiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği herkesi kucaklayacak bir Cumhurbaşkanı adayı olacağız söylemini bir yan yana getirelim. Örtüşür mü şeklinde bir soru yönelteceğim. Ha, Muharrem İnce'ye göre örtüşüyor. Ha, Muharrem İnce'ye göre. O diyor ki ben başkası, şimdi bak, aksini iddia edemez. Bak Muharrem İnce'nin ben bir ideolojisi olduğunu düşünmüyorum. Yani ulusalcı falan diyorlar, bence hiç alakası yok. Ulusalcı kanat destekliyor mu? Desteklisin, onların hatası. Şundan hatası, Muharrem İnce'nin bak Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir açıklaması oldu. Ben Cumhurbaşkanı olsam dedi, işte yanıma bir Cumhurbaşkan yardımcısı olarak bir Kürt'ü, bir Alevi'yi, bir Sünni'yi. Ya bir kere ulusalcı bir adam ülkeyi etnik ve dinsel temelde ayrıştırarak buna göre Cumhurbaşkanı yardımcısı tesis etmeyi düşünür mü? Bosna Hersek mi burası? Ya o orada oluyor biliyorsun. Hani bunu konuşmaması bile gerekir. Olur mu canım ya ulusalcı bir adamın ki Türkiye gibi bütün fay hatlarının dinsellik ve etniklik üzerinden kırıldığı bir ülkede sen temsiliyeti buna indirgiyorsun. O zaman burasını Lübnan parlamentosu gibi yapalım. Yani etnik ve dinsel aidiyetlere göre
kontenjanlar, kotalar olsun. Bosna Hersek de öyle. Bir Bosna Hersek Müslüman öyle. Başkan, bir Hristiyan. Lübnan öyle. Lübnan da öyle, evet. Ama İkili yani, bir sistem var. Tabii Lübnan öyle. Yani bu bir ulusalcının aklına gelecek bir şey değil. Yani Muharrem İnce dendiğinde benim gözümde şeydir yani, popülist bir politikacı simasından başka hiçbir şey uyanmaz. Yani bir programın adamı veya bir davanın, bir ideolojinin adamından ziyade ağzı iyi laf yapıyor. Popülist. Ama onu bir hakkını vermek gerekiyor. Tamam yani Recep yani, Tayyip Erdoğan'ın da yapıyor. Şimdi aynı kefeye vurduğumuzda Tayyip Erdoğan ondan işte az değil. Onu söylüyorum ben de. Yani mitinglerde kitleleri sürükler. E tamam, sürükler. Renkli bir propaganda süreci olur. Olur. Zevkli olur, eğlenceli olur. Tabii. Seviye de oldukça düşer. Ya onu da söyleyeyim değil mi? Türkiye'de doğru, siyaset seviyesi de oldukça düşer. Yani şimdi Muharrem İnce'nin de geçmişinden kaynaklı bazı handikapları da ortaya çıkar. Böyle işte Ramazan ayında iftar vakitlerinde eğlenceli oruç açma seansları olur toplumda, yani ne diyeyim. Evet. O yüzden Kılıçdaroğlu bence seçimi, yani Cumhurbaşkanlığı seçimini değil, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra parti içinde kopacak olan fırtınayı göz aldı. Yani şimdi bak, Muharrem İnce milletvekili adayı da olamıyor bu durumda. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamadığı anda aslında siyaseten bitti. Aday bile olamaz yani. Yani o gidip öyle 140 bilmem ne imzayı bile biliyorsun. Zor CHP attı. Kongresi'nde neler oldu. Aday bile olamaz. Niye? Çünkü eğer kazanamazsa seçimin bütün başarısızlığı Kılıçdaroğlu'na değil muhalefete de kalır. Yani Kılıçdaroğlu aslında muhtemel bir başarısızlığı paylaştırdı. İşte tamam, ben bu noktaya gelecektim. Yani ve şunu da söyleyeyim. Yarınki yazında bunun üzerine parti kuruldu. Parti içinde aslında Muharrem İnce'yi ulusalcı gibi gösterip ulusalcı isimlerin daha çabuk tasfiyesi ve HDP ile beraber olmayı düşünenlerin bir adım daha öne çıkmasını sağlayacak bir zemin de yaratır. Bu bir iddia. Bu bir iddia. İddia tabii. Tez ortaya bunu koyuyorum. Bir kenara koyalım. Bunu da konuşuruz. Yarınki yazımın başlığı da şu olacak. Muharrem İnce'nin Muharrem İnce kararı muhalefetin, CHP'nin parlamentoyu, Cumhurbaşkanlığını değil, parlamentoyu, parlamento çoğunluğu ele geçirme hedefinin ilanıdır. Şimdi hadise bir de bu gözle bakalım. Birinci turda veya ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan gibi karizmatik bir lider var. Öyle görünüyor ki diğer çıkan adaylar, işte Meral Akşener, Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu'nun aday olup olmayacağını bilmiyoruz. Doğu Perinçek'in aday olup olmayacağını bilmiyoruz ama onların da aday olacağını göz önünde bulundurursak yine en fazla oyu Tayyip Erdoğan'ın alabileceğini öngörürsek muhalefet farklı bir strateji geliştirdi ve dörtlü ittifakla parlamentoda çoğunluğu ele geçirebilecek bir kurgunun altına imzasını attı. Protokolü de yarın öbür gün imzalayacaklar. Çok büyük bir anlaşmazlık çıkmazsa. Bir de hadiseye buradan baktığımız zaman o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının kimin olacağının çok bir önemi kalıyor mu? Şöyle kalıyor bak. Cumhuriyet Halk Partisi veya İYİ Parti'nin ortaya çıkardığı adayların kaderini bence spekülasyonlar belirleyecek. Ne spekülasyonu dersen, anket spekülasyonları. Çünkü Muharrem İnce'ye de oy atabilecek kitle, Meral Akşener'e de oy atabilecek kitle birbiriyle benzer. Yani Muharrem İnce'ye oy atmaya eli giden biriyle Meral Akşener'e oy atmaya eli giden biri arasında çok, çok büyük farklı bir fark olmaz. Hangisinin ikinci tura kalması Tayyip Erdoğan karşısında bir avantaj yaratacaksa oylar oraya doğru seyredecektir. Ve bu noktada Meral Akşener sanki bir adım daha şanslı duruyor. Neden? Çünkü Muharrem İnce'nin muhafazakar kesimlerden, hani her ne kadar babam annem hacı filan da dese, muhafazakar kesimlerden oy alabilme potansiyeli Meral Akşener kadar olmaz. O yüzden anketlerin de yönlendirmesiyle bir siyasal akıl ikinci tura Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim daha başarılı olacaksa oyları ona doğru verme noktasında seçmende bir eğilim yaratabilir ve burada Meral Akşener daha öne çıkabilir. Ama zaten şunu da belirtelim, yani ikinci tura kalacağı da garanti değil. Değil. Yani Tayyip Erdoğan'ın da kendi partisinin üzerinde bir desteği olduğunu düşünürsek bunu da kesin bilmiyoruz. Ama
Yani Muharrem İnce'nin üçüncü çıkması CHP açısından şöyle bir durum var. Yani Kılıçdaroğlu ortaya çıkabilecek bütün maliyeti aslında muhalefete ve Muharrem İnce'ye yükledi. Parlamento seçimlerinde muhtemel bir başarıyı da kendi hanesine yazdırabilecek. Yani çünkü başkanlık seçiminden farklı olarak dörtlü ittifakın parlamento seçiminden iyi bir netice alması daha muhtemel. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde emin değilim. Ama parlamento seçiminde daha muhtemel. Neden? Onu geçen hafta anlatmıştım. Artık oy usulünden de kaynaklanıyor. İttifakı yapan parti eğer birinci çıkıyorsa attık oylar onların hanesine yazılıyor. Seçim yasası buna müsait. Yani bak böyle olduğunda bir kere hani kritik durumda olan Hatay, Adana, Mersin, Antalya, Uşak, Denizli, Bursa, Manisa, Balıkesir. Çok sanmıyorum Bursa'yı da bir ihtimal. Bursa'da İyi Parti, CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifakı. Ya Bursa'yı da sayalım. Yani az bir gücü yok. Olacak demiyorum. Böyle bir ihtimali yok mu? Yani şöyle biliyorsun 54 filan da herhalde referandumda Bursa devlet. Evet. Yani yine de makas fazla. Ama Bursa'yı bile etkiler. İşte. Şimdi Ordu, ondan sonra Trabzon. İstanbul. İstanbul, Ankara. Yani İzmir'de şeyi daha pekiştirir durumu. Tabii. Zaten bak şu saydığımız yeter. İstanbul, Ankara ve o sahildeki AK Parti'nin sahil ve İç Ege'de birinci çıktığı veya ikinci çıktığı yerlerde birinci çıkmayı bu muhalefet bloku garantilerse o zaman milletvekillerinin bir önemli bir kısmını yani nereden bakarsan bir 30 milletvekili fazla alabilme ihtimali var muhalefetin bu yöntemle. Evet. Bir de iktidar muhalefetin ittifak yapabileceğini çok hesaba katmamıştı. Yani yasayı çıkartırken çok hesaba katmadı. Katmadı evet. Katabilirdi. Yani, katması gerekiyordu. Ama şey var yani şöyle söyleyeyim. Muhalefetin bu kadar bu durumu kendi içinde bir oydaşmayla değerlendirebileceğini de çok düşünmedi. Veya Saadet Partisi'nin CHP ile birlikte hareket edeceğini öngöremedi. Yani ben şunu düşünüyorum. Bir Cumhurbaşkanlığı olayında anlaşamayacakları için parlamentoda da anlaşamazlar diye düşündü. Ama muhalefet bu ikisini birbirinden ayırdı. Evet. İki, AK Parti stratejisinin en zora düştüğü yer zaten milliyetçi muhafazakar cepheyi kurmadaki başarısızlığı oldu. O da Saadet Partisi'yle. Saadet ve kırıldı. İyi Parti. İyi Parti. Temelde evet. Saadet Parti'ye bir de Demokrat Parti de var. Tabii. Yani şimdi kimse CHP'nin kurduğu ittifaka sol ittifak veya solun merkezinde olduğu bir ittifak diyemez. Diyemez. Yani iktidar bloğu da Cumhur İttifakı da Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan ittifaka gayrimilli de diyemez. Ha, diyebilir ama yani, karşılığı olmayabilir. Diyecektir onu. Diyecektir onu. Yani ya Saadet Partisi için Erbakan Hoca'ya ihanet etti demeye başladılar. İyi de yani. İyi Parti'yi FETÖ üzerinden, CHP PKK üzerinden Necmettin saldırırlar. Erbakan 1980 öncesi Cumhuriyet Halk Partisi ile 74'te ittifak yapmadı mı? İttifak değil de hükümet kurdu. Ya, hükümet kurdu hatta ittifakın da ötesinde hükümet kurdu. Ve o hükümeti yani de aslında. Yani bizzat Erbakan'ın kendisi hükümet kurdu CHP ile. Evet. Nasıl kemikleri sızlıyor? Hayır olsa ama işte kitleler bunu hatırlamıyorlar. Hatırlamıyor. Şimdi hatta şunu söyleyelim 1974'te kurulan hükümeti bozan taraf Erbakan değildir. CHP. Ecevit'tir. Ecevit. Yani o sorumluluk Ecevit'tedir. Niye? Çünkü o 1974 Kıbrıs harekatının rüzgarıyla tek başına iktidar olabileceğini düşünerek hükümeti yıktı ama ya artık işte Ecevit'in de Allah rahmet eylesin nasıl bir hani sosyal yönünün çok güçlü olduğundan mıdır o matematik hesabını karıştırması bilemem. Muhalefet yani sen MSP'yi kovduğunda onlar yan yana gelip hükümet kurabiliyorlardı ki kurdular MC hükümeti. Evet. Ve böylelikle de Türkiye'yi darbeye götüren süreç başlamış oldu. O yüzden yani CHP ile MSP kökeni yani Saadet Partisi'nin öyle arasındaki laiklik konusunda evet belli bir sorun geçmişte var gibi gözüküyordu ama hani köprünün altından çok sular geçti. Yani bugün hani ya bir sosyal demokrat pekala Temel Karamollaoğlu'na oyunu atabilir veya bu ittifaka oyunu atabilir. Ya bak şöyle söyleyeyim. Bugün Soner Yalçın yazmış. Yani oy atabileceğim
3 isim var diyor. Abdülhatif Şener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek. Ya çünkü şu var. İran pratiği önümüzde. Yani Hümeyni'nin bütün o iddiaları işte yürümüyor. Suudi Arabistan örneği önümüzde, ılımlı İslam'a geçmeye çalışıyorlar. Yani zaten İslamcılık artık bu noktada bir tamamen şeriat esaslarına dayalı olduğu iddia edilen fundamentalist bir devlet yapılanmasına girme noktasında Türkiye'de artık ana akım bir İslamcı hareket kalmadı. Yani artık Saadet Partisi'nin siyasal İslamcı bir yakıştırma yapamayız. İslamcı tonları kuvvetli bir muhafazakar parti. Yani belki ahlakçı öğelerinde İslam ağır basıyor ama bu da yine muhafazakarlık açısından hiçbir sorun değil. Evet. Artık yani İslamcı söyleme ağır basan bir muhafazakar parti bence. Hani İslamcı parti denmesinden ziyade. Çünkü devrimci bir İslamcı anlayışı artık Saadet Partisi'nde 1 Mayıs'ta anarşizmi simgesi olan pankartı taşıdılar. Tabii. Ve bir de şu var yani tabii belli şeyler speküle ediliyor. Mesela 1993 Sivas olayları hani Temel Karamollaoğlu'nun üzerine yıkılmaya çalışılıyor. Alevi yurttaşlarımızı anlıyoruz. Çok can yakıcı bir olay. Fakat hiç ilgisi yok. O kişi değil Temel Karamollaoğlu. Ben olayı çok iyi hatırlıyorum. Canlı da izledik televizyondan. O kişi Temel değil. Karamollaoğlu orada olayları yatıştırmak için o gruba yönelik biraz teskin edici, onların gazını alıcı sözler ediyordu. O kadar. Aynen. Onun dışında oradaki hareketi bastırmakla görevli olan hükümet, vali ve jandarmaydı. Yani orada bir görev yapmayan varsa bu belediye başkanından ziyade devlet erkanıdır. Müdahale etmek de yetersiz kalmıştır. Temel Karamollaoğlu gazını almaya çalışıyordu kitlenin. Hayır, o merdivenden aşağı atan kişi de Temel Karamollaoğlu değil. Hayır canım. Karıştırılıyor. Tabii ayrıca mesela... Onun da sakalı var ama o değil. Ayrıca bak değil. Büyük Birlik Partililer de o gün şey yaptılar. Tabii. Kendi binalarını açtılar. Açtılar ve birçok insan Büyük Birlik Partisi binasını atlayarak çıktı. O yüzden Büyük Birlik Partisi orada çok kişinin hayatını kurtarmıştır. Yani o yüzden Türkiye'de bu kültürel gerginlikleri keskinleştirecek söylemler üretmemek lazım. Temel Bey gerçekten entelektüel, bilge bir insan. Fakat benim gözümde Temel Karamollaoğlu, yani benim çok şaşırdığım diyeyim. Yani taktik açısından anlıyorum ama yine de doğru bulmuyorum Abdullah Gül'ü aday göstermesi. Çünkü Abdullah Gül'le hani artık Temel Karamollaoğlu'nun Milli Görüş Hareketi'nin ideolojik bir beraberliği yok. Yani Abdullah Gül AK Parti içindeki en batıcı, değil mi? En küreselleşmeci, en Amerikan İngiliz siyasetinin yanındadır. Milli Görüş Hareketi millicidir. Efendim, ama orada stratejik bir hamle değildir. Yapmaya çalıştı Karamollaoğlu. O onu yaptı. AK Parti'yi parçalayacak. AK Parti'de Tayyip Erdoğan'ın alternatifi olabilecek tek isim Abdullah Gül'dü. Saadet Partisi'ni daha sonra bir merkez haline getirebilecek bir hamleydi. Evet. Yani maksat AK Parti'yi bayağı bir karıştırmaktı. Belli ölçüde de karıştırdı. Evet. Ama yani şunu söyleyeyim. Bu ittifakın Türkiye açısından faydalı bir durumu varsa bu da yıllardır özellikle türban gibi tartışmalar üzerinden kendisini ortaya koyan laik muhafazakar gerilimini yatıştıracak bir ittifak olması. Tabii. Yani artık bu tarz tartışmalara gerek yok. Kişi hak ve hürriyetleri çerçevesinde o meseleler çözüldü. Yani üniversiteye giren kadının kılık kıyafetine karışmak zaten ayıp bir şeydir. Fakat şimdi devlet... CHP'de bu aynı çizgide. Fakat yani şimdi devlette hizmet verenle hizmet alan ayrımı da pekala yapılabilir. Mesela orduda ben onu anlamıyorum. Üniforma zaten uniform yani tek form, tek biçim demektir bütün dünyada. Bir makul yere evrilir ama bütün bunlar. Tabii şey ilginç oldu yani 6 parti sayıyorlardı. Şimdi hangi gerekçeyle Vatan Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi'ni dışladılar açıklamadılar. Büyük ihtimal Vatan Partisi İyi Parti'ye yönelik sert söylemleri. Hani Cumhuriyet Halk Partisi kendine yönelik sert söylemleri bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun şahsiyeti de buna müsait. Hani tolere edebiliyor. Niye? Yani Doğu Perinçek'in en azından Türk siyasetinde hani Gültekin Uysal'dan da çok daha büyük bir hatırı olsun yani. Hani bedeller ödemiş, mücadele azmini hiç kaybetmemiş. En azından ama Doğu Perinçek de bu son 15'ler hareketinde
Kılıçdaroğlu'na yani eleştirinin dozunu yani. Bence orada daha büyük sıkıntı İyi Parti üzerinden oldu. Çünkü İyi Parti'nin hani FETÖ'lü olan ilişkisi veya siyasal ahlaka yönelik vurgular İyi Parti istememiş olabilir diyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Yani, ama red yanıtı CHP'den geldi. Ama onu CHP'nin bildirmesi. Bir de CHP içinde tabii HDP'ye daha yakın kesimler de istememiş olabilir. Fakat hani Doğu Perinçek tabii siyasal söylem olarak savunduğu şeyleri çok keskin bir dille ifade ediyor. Belki bu kadar keskin bir dille ifade etmese, çünkü Vatan Partisi'nin de böyle bir ittifakta yer alması hayırlı olurdu. Tabii şeyin sebebini hiç anlayamadım diyelim. Ama DTP'yi de çok büyük ihtimal istemeyen Saadet'tir diye düşünüyorum. Bağımsız Türkiye Partisi. Tabii çünkü yani Haydar Hoca'nın kimseye bir zararı olmadı bugüne kadar. Gayet seviyeli, gayet düzgün. Hani Türkiye için sürekli olarak hani kabul edin veya etmeyin belli projeler ortaya koymaya çalışan. Belli bir duruşu var en azından. Bir insandır. Yani kimse Haydar Hoca için hani kötü bir insandır falan demez. Ama şimdi AK Parti sonrası Saadet Partisi yeni muhafazakar İslami söyleme sahip merkez olmak istiyor. Yani bir de Bağımsız Türkiye Partisi aradan çıksın istemedi büyük ihtimal. O yüzden bu dörde inmiş gibi duruyor. Bir reklam arasına gidelim, ondan sonra devam edeceğiz. Bir kısa aranın ardından sonra biz yeniden burada olacağız. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seçimi konuşuyoruz elbette, yaklaşan 24 Haziran seçimine. Şimdi Canan Ulusoy muhalefetin ittifak yapması öyle gösteriyor ki parlamentoda milletvekili çoğunluğunu elde etmesi üzerine kurgulanmış bir stratejinin yansıması. Şimdi birinci bölümde ve geçen programlarda parlamentodaki çoğunluğu oluşturan partiyle veya partilerle Cumhurbaşkanı'nın partisinin farklı olması halinde sistemin yürüyemeyeceğini söylemiştik. Mesela iktidar bloğu bunu öngörüyor mu şu anda? Bir B planı var mı? Vallahi, şimdi muhalefetin ne yapmak istediği belli. Sistemi yürütmemek. Zaten sistemden yana değiller. Parlamenter sisteme dönmek istiyorlar. Parlamentoda çoğunluğu elde ettikten sonra hemen bir seçimle yeniden parlamenter sistemi ele geçirmeye, parlamenter sisteme geri dönmeyi amaçlıyorlar. Muhalefetin ne istediği belli. İktidar partisi bu olasılığa karşı, ki birinci bölümde konuştuk, bazı kentlerde muhalefet bloğunun fazla milletvekili çıkarması gerçekten olası. Bu durumda bir B planı var mıdır? Ne düşünüyorlardır? Ama yine de yani referanduma bir anayasa değişikliği götürtecek kadar parlamentoda ağırlığa sahip olmaları çok zor. Yani onu da söylemek lazım. Tamam. Ama sistem yürümeyecek. Yani sistem yürümezse Cumhurbaşkanı'nın da yürüyebilir mi? Şimdi, de var ama. Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı parlamentoda çoğunluğu oluşturan İyi Parti ve CHP, Saadet Partisi'nin oluşturduğu HDP ve Demokrat Parti. Tabii. Nasıl şimdi, yürüyecek bu sistem? Şimdi bak, onu geçen hafta söyledim. Ne dedim? Yani Türkiye açısından bir kere kötü bir senaryo ve bir ekonomik manada da bizi zorlar. Yani herhalde böyle bir tablo ortaya çıktığında dolar falan bayağı bir artar. Evet. Enflasyon yükselir. Birçok şey olur. Kötü olur Türkiye için. Tabii kötü olur. O yüzden yani Cumhurbaşkanlığını kazanın, parlamentoda çoğunluğu alması, hani en azından sistemin işleyebilmesi açısından mühim. Fakat da bu Cumhurbaşkanlığı sistemi oluşturulurken de maalesef hani Türk siyasal yapısına uymayan belli tarafları vardı. Bunları eleştiriyorduk. Bu da onlardan biri. Yani başkan seçildikten sonra hani Amerika'daki gibi bir konumda olsa bir şey sıkıntı çıkmaz. Hı hı. Orada da çıkmıyor mu? Çıkıyor bazen. Fakat orada biliyorsun illa başkanın temsil ettiği parti temsilciler meclisinde veya senatoda en yüksek temsile sahip olmayabiliyor. Ama görevler ve yetkiler öyle dağıtılmış durumda ki yani bir şekilde yürüyor. Şimdi bir de Türkiye'nin siyasal yapısından da kaynaklı, yani siyasal yapıdan kalsın politik kültüründen kaynaklı sıkıntılar var. Yani
herhalde Tayyip Erdoğan neyi kanun yapmaya çalışsa iyi ya da kötü muhalefet bunu engeller. Salt o sistemin senin de belirttiğin gibi yürümemesini sağlar. Yılların birikimi var. Tayyip Erdoğan da herhalde böylelikle kanun hükmünde kararnamelere daha çok asılır. Ama o hal kaldıracak meclis. Tabii daha çok asılır. Yine de olağan dönem kanun hükmü kararnamesi de var. O da var. Doğru. Tabii olağan dönem kanun hükmünde kararnamelerle. Tabii onlarla götürmeye çalışır. Fakat bu da bu sefer meclisi tamamen bypass etti. Tartışmalarına neden olabilir. Ama benim öngörüm şey. Yani Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilir ve meclisteki çoğunluk muhalefette olursa kısa bir süre sonra Tayyip Erdoğan belli gerginlikleri gerekçe göstererek seçime gider. Evet, yeni bir parlamento seçimi kararı alabilir. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın öyle bir yetkisi var. Onu kolaylaştırmak için de gerekirse AK Parti ve MHP milletvekilleri ama o zaman şeyi dener. Aynı 1 Kasım'da öyle oldu ya. Bakın sistem yürümüyor. Sistem yürümüyor. Ey milletim, ey halkım. Evet, yani bizi birinci parti olarak parlamentoya da koyun ki Türkiye'de işler kötü gitmesin. Çünkü bak yani Türkiye'de ne olursa olsun her şeyi belirleyecek olan o kertede ekonomi. Kesinlikle. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi mesela memur ağırlıklı, öğretmen emeklisi ağırlıklı veya beyaz yakalı ağırlıklı konumundan kaynaklı olarak belki bu sınıfsal konumundan kaynaklı olarak olayı çok iyi analiz edemiyor olabilir. Fakat ekseri olarak işte esnafı, tüccarı ve bu sektörlerde çalışan milyonları düşündüğünde yani doların artıyor sözü bile her şeyi alt üst edebiliyor. Şimdi bu şartlarda tabii iyi bir şey değil. Yani böyle bir ayrımın olması. Fakat hani benim korkum zaten şu. Normal şartlarda değil mi? Demokratik standartların oturduğu bir ülkede bunun sorun olmaması gerekir. Yani Amerika'da bu çok büyük bir sorun olmuyor. Almanya'da da olmaz. Zaten Almanya'da başkanlık sistemi olmadığı için hani örnek olarak yani örneği şey üzerinden verdim. Demokratik kültür. İngiltere'de de olmaz. Hindistan'da da olmaz hatta Singapur'da. Ama bizde otomatikman şunu düşünüyoruz değil mi? Yani sistem kitlenir çalışmaz. Aslında iktidarıyla muhalefetiyle bütün bir siyaset tamamen her şeyi kendi belirleyen olmak istiyor. Değil mi? Ya bak bunu görüyoruz. Hani tamam ne yapalım? Madem yetkiler ve görevler anayasada belirtildi bu noktada hani farklı düşüncelerimiz de olsa devlet teşkilatı çalışmaya devam eder diye bir düşünce hiçbirimizde yok. Bu aslında Türkiye'nin siyaseti açısından en önemli sorunlardan biri. Velhasıl böyle bir strateji tabii Türkiye'de çok da istemediğimiz hatta belirli uluslararası güçlerin de işin içine dahil olabileceği çeşitli sokak olaylarında beraberinde getirebilir böyle gerginlikler. O yüzden Türk siyaseti eğer böyle bir durumda kalırsa yani Cumhurbaşkanı farklı, muhalefet tamamen parlamentoda hakim bir durumda olursa bence AK Parti, CHP, bütün partiler bir araya gelip bunu bir kriz haline getirmeden yeniden belli yasal düzenlemeler yapmayı belki sağlayabilirler. Yani belki Cumhurbaşkanlığı sistemi o noktada yumuşatılıp daha yarı başkanlık benzeri bir hale getirme gündeme gelebilir. Çünkü öbürü gerçekten bir kaotik senaryo. Yani ya muhalefet sistemi değiştirmek için zorlayacak ve başka gerginlikleri de arttıracak ya da Cumhurbaşkanı bu gerekçeyle bir şekilde parlamentoyu feshedip yeniden seçimlere götürecek. Fakat her iki senaryoda Türkiye için kötü. O yüzden tabii yani muhalefetin salt meclisi hedef alan bir çalışma yapması ne kadar olumlu bir düşüncedir bilemiyorum bu noktada. Ama olur da seçim ikinci tura kalır Tayyip Erdoğan, Meral Akşener ya da Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce gibi bir ayrım söz konusu olursa orada şeyin tavrı ileride daha belirleyici olacak değil mi? Kürt seçmeni tavrı çok daha belirleyici olacak. Fakat ben Muharrem İnce'de de Meral Akşener'de de Kürt seçmenin bir bölümünün sandığa gitmeyeceğini düşünüyorum. Yani en azından hani Tayyip Erdoğan'a oy vermeseler bile sandığa gitmeyeceğini özellikle
HDP içindeki daha sosyalizan kesimlerin. Muharrem İnce kazanırsa? Ona da vermezler. Ona da vermezler diye düşünüyorum. Yani HDP bileşenlerindeki o sol kesimlerle yine belli BDP kökeninden gelen Kürt seçmenlerin sandığa gitmeyeceğine yönelik bir düşüncem var. Yani Tayyip Erdoğan'la Meral Akşener arasında bir çok büyük bir ayrım olursa. Yani görmeyebilirler. Oy verme tercihi. Yani oy vermek başka bir şey. Yani Tayyip Erdoğan gitsin isteyebilir fakat şimdi eli varmayacaktır. Yani Meral Akşener'e oy vermesi zor olabilir. Muharrem İnce'de de bahanesi çok. Yani işte CHP Meral Akşener'in ikinci tura kalması halinde bu Türk kökenli seçmenlerin kafasındaki imajı, kendisine yönelik imajı düzeltmek için bir şeyler yapabileceğini düşünüyor musun? Ya aslında bak Meral Akşener ki hani ben doğru bulmuyorum o tavrını da Fırat Kalkanı da dahil olmak üzere Fırat Kalkanı diyorum Zeytin Dalı da dahil olmak üzere destek verdi. Hiç şey yapmadı. Çok fazla öne çıkmadı. Yani hani Kürtlerin nefretini üzerine çekebilecek bir söylemde bulunmadı ama şimdi 90'ların İçişleri Bakanı imajı, Çiller'in İçişleri Bakanı siyasal imajı. Siyasal Kürtlerin diyelim. Evet. Yani Kürtlerin hepsini tabii. Zeytin Dalı harekatına karşı olduğunu. Şeyin yani orada kastederken HDP'ci Kürtlerin. Tabii, düzeltmek evet. Daha doğru. Evet. Şimdi bu şeyi silmek, o imajı silmek biraz zor. Yani 90'lar ve Tansu Çiller'in İçişleri Bakanı olmasını. Ama tabii şunu da söyleyelim. Yani yönetmenim uyarıyor bu arada. Son bitiyor mu? Ha? Ben orada HDP'den veya HDP seçmeninden ziyade mesela eğer PKK şöyle net bir tavır koyarsa hayır oylar şuraya gidecek diye. Onu yönlendirir. Onu ya da Abdullah Öcalan'dan bir çağrı. Gerçi o çağrıları artık alamıyorlar çünkü görüşme olanakları yok ama. Evet. Yine de HDP'den net bir açıklama gelirse oylar Tayyip Erdoğan'ın karşısında yer alan adaya gelir. Ama Meral Akşener olursa zor. Muharrem İnce de olursa çok kolay değil. Çok kolay değil. Peki teşekkür ederiz Canlı Soy. Sevgili izleyenler bir programın da sonuna geldik. Bakış açısında haftaya Perşembe karşınızda olacağız. Yarın gündemi getirdiklerinde yine biz buradayız. Saat 17.45'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.